Vatan emniyetinde yediği dayakları, yediği işkenceleri, orada gördüğü işkenceleri hayal edemezsiniz, o kadarını söyleyeyim yani. Demişler ki komutana, İstanbul'da Digitürk olması lazım. Digitürk, IŞİD tarafından basıldı. İyi atıcı 10 tane adam al, personel al, öğrenci al, helikoptere atla git göreve. Evet, benim adım Cemil Başbay. Orduluyum ben, ordunun üniversitesinden. Ben Türkiye'nin değişik illerinde ve ilçelerinde Almanca öğretmeni ve Türkçe öğretmeni olarak görev yaptım. Hakkari Lisesi'nden başlayıp Tarsus, Mesudiye'de okul müdürlüğü yaptım. Samsun'da en son emekli oldum. Emekli olduktan sonra 10 yıl Kimse Yok Mu Derneği'nin şube müdürü ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptım. İki çocuğum var. Evliyim. İki tane torunum var. Evet. Kimse Yok Mu Derneği'nde en son görev yapıyordum. Kimse Yok Mu Derneği'nde görev sürem içinde özellikle Güneydoğu'daki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Sadece onların ihtiyaçlarını işte ne bileyim gıda verme, et verme şeklinde değil, dertlerine ortak olduk. Sevinçlerini paylaştık. Acılarını paylaştık. Sabahladık. 15 Temmuz'la beraber bütün dernekliler kapatılınca bizim derneğimizi de elden geçirdiler. Ama toplu iğne ucu kadar müfettişler bir hataya rastlayamadan derneğimizi teslim aldılar. En ufak bir hata olmadan. Ama buna rağmen bekliyorduk. Yani her şey olabilir diye. Ve bir gün işte evimize en ufak bir ses gelse, dışarıdan zile basılsa korku içinde yaşıyorduk. Bir gün sabahleyin geldiler ve bizi alıp getirdiler. Samsun Emniyeti'nde bir gün kalıp bizi iki kişiyi, bir polis kelepçe olmadan Vatan Emniyeti'ne getirdi. Yani kelepçe olmadan bir polis iki kişiye güveniyor rahatlıkla. Biz de o güveni tabii ki suistimal etmedik. Vatan Emniyeti'ne geldikten sonra her şey değişti. Vatan Emniyeti'nde 7 gün kaldık. 7 gün kaldıktan sonra resmi sorgulama yapan polisler için bir şey demiyorum. Görevlerini yaptılar. Sordular, ettiler. Ama Vatan Emniyeti'nin içinde konuşlanan bir grup var. Ne olduğu belli. Ağızları küfürlü, orayı istedikleri gibi kullanan, herkesi tek tek gayri resmi sorgudan geçiren tek tek çağırıyorlar oraya bir grup 8-10 kişi. İşte itirafçı olmaya zorluyorlar, küfür ediyorlar. Bana da işte falanca ülkede bulunmuşum, filancıyı tanıyor musun? İşte ben de evet gittim o ülkeye, belediye başkanı da vardı, falanca milletvekili de vardı falan deyince defol git dediler. Fazla üstüme gelmediler Allah'tan ama bazı arkadaşları çok kötü durumda saatlerce sorgulayıp bıraktılar. Orada şöyle bir anım da oldu. O dönemde Atilla Taş ve basından, siz de basıncısınız, belki sizin arkadaşlarınız da bir tekrar tutuklanma dönemi oldu onların. Yani bir mahkeme onlara beraat verdi. Daha sonra tekrar tutuklanma kararı çıktı. İşte tekrar tutuklanma çıkınca Vatan Emniyeti'ne geldiler onlar. Gözaltı dönemini beraber yaşadık. O basın ekibiyle beraber olduk. Bir süre sonra çok ilginç bu arkadaşları tutuklayan hakim de oraya geldi. Çok üzüntülüydü, hep beraber kaldık. Onlarla öyle bir anımız oldu. Emniyetçiler vardı. İşte bir odada 10-15 kişi kalıyorduk. En ilginç, çekici, unutamayacağım anım da şu orada. Bir, gece her taraf sessizliğe büründüğü bir anda belki 30-40 tane orada şey var, koğuş var. Vatan Emniyeti'nin en arkasında, nezarethanede. Tık yok. Bayan arkadaşlar da var en önde. Bayan arkadaşlardan bir tanesinin çocuğu vardı, küçük çocuğu. Onun bir ağlama sesi orayı bir inletiyor. Herkese bir hüzün çöküyor. Herkese ağlamaklı oluyor. O gece yarısı o çocuk sesi en fazla etkilemişti. Bir de Vatan Emniyeti'ne herkes geliyor. Her türlü insan geliyor. Son çıkmadan iki gün önce mafya babalarından biri geldi. Karadeniz mafyasından. Aynı şeyde, o işte kalıyoruz. Bana şunu anlattı.
15 Temmuz akşamı da oradaymış o. 15 Temmuz akşamı. O resimde gördüğünüz Vatan Emniyeti'nin önündeki çıplak vaziyette askerlerin, generallerin, subayların dizili olduğu o görüntüyü herkes hatırlar. İşte o bizim benim yattığım yerin önünde çekilmiş o. O mafya babası dediğim insan da onu, o manzarayı yaşamış o gece. Diyor ki, bak aynen kendi anlattığı, elleri kelepçeli o subayları, sadece polisler değil, ne kadar adli mahkum varsa orada, anasını baban, işte babasını anasını kesen, babasını kesen, tecavüzcü, ne kadar adam varsa hepsini çıkarmışlar, hepsini dövdürmüşler. Vatan Emniyetinden Anadolu Adliyesi'nde kısa bir şeyde mahkemeden sonra hemen tutuklandık. 2 gün Metlis'te kaldık. Oradan Silivri'ye gittik. Şimdi Silivri'deki ilk günü sordunuz. Silivri'de yaklaşık işte biz 30-40 kişi vardık. Kimse yok mu grubu olarak. Silivri'ye gittiğimizde unutamayacağım güzel bir anı. Hemen resmi işlemler bitmiyor. O Silivri'nin 4 nolu cezaevine girdiğimizde cezaevinin içindeki resmi işlemlerin yapıldığı bölümde 1-2 saat bekledik. Beklemek zorunda kaldık. Orada beklerken şöyle bir şey gözlemledim. Şimdi herkes de baştan, herkes işte mahkemenin verdiği karardan sonra, genç arkadaşlar çocuğunu bırakmış, yeni doğacak çocuğu olanlar işte şey beraat bekliyor, olmayınca üzüldüler, ağladılar, sızladılar ama ondan sonra gerçeği kabul edince orada herkes de bir, yani sanki yeni bir yere gidiyor, yeni bir dünyaya gidiyor, yeni bir ülkeye gidiyor. Böyle işte heyecanlı, yüzü gülüyor. Bir an önce gideceği yeri özlemle, böyle o tebessümü hatırlıyorum. Meraklı. Herkes gülümsüyor. Ben şimdi uzaktan bakıyorum. Allah Allah, herkes gülüyor. Bu manzarayı seyreden, bizi getiren 2 tane komiser dikkatli bir şekilde, hayret edercesine, şaşkın bir şekilde bu manzara nasıl olabilir böyle bir şey diye manzarayı seyrediyor. Yani şimdi hepimiz, ben de dahil, ya Silivri işte ne bileyim daha önce giden arkadaşlar var, nasıl bir yer, gidince ne olacak, bir merak, gerçeği kabul ettin. Yani gideceğiz, bunun başka çaresi yok. Bu kabulle beraber insanda bir rahatlık var, yani bir gülümseme var. O manzarayı unutamıyorum ama özellikle komiserlerin gözlemlemesi. Evet, ilk koğuşa girdiğimizde onu anlatayım. İlk koğuşa gittiğimizde koğuşta hiçbir şey yoktu, bomboş. Ya yemek yiyecek çatal bile yoktu. Gelen yemekleri elimizle yiyorduk veya işte salata falan vardı onunla beraber. Her şeyi sıfırdan kendimiz aldık işte bir hafta içinde. Tam da Ramazan başlamak üzereydi. Bak ilk anımız Ramazan'la ilgili. Çok güzel, daha sonra koğuşun imamı olan ve herkese Kur'an öğreten, bu işe kendini adamış, Allah'ım bana insanlara Kur'an öğretme fırsatı ver diye daha önce dua etmiş bir kimse yok mu görevlisi? Yani imam falan değil, görevlisi. Ki orada ben de dahil tecvid dersi, hiç bilmeyenler de dahil olmak üzere ders vermediği hiç kimse yok. 38 kişinin içinde. Böyle bir kendini feda etmiş arkadaş. O mukabele okuyacak. Bize dinleyeceğiz çünkü Kur'an yok. Kur'an yok. Bir tek Kur'an var eski. Onunla okuyacak. Mukabele öyle başlayacağız ama dış kantin dediğimiz, dışarıdan parayla alınan dış kantin deniyor ona. Oraya sipariş verdik. Kur'an cevşen işte. Onu bekliyoruz ama Ramazan başladı. 1-2 saat, 1 saat sonra mukabele başlayacak. Ramazan başlamak üzere. Kur'an'ımız yok. Artık arkadaşı dinleyeceğiz. Heyecanla Kur'an bekliyoruz. İşte böyle bir anda tam mukabele başlamak üzereyken gardiyanlar kapıyı açtı. Dış kantin dedi. Dış kantin deyince anladık yani bir şey geldi. Büyük bir Kur'an. Kur'an'ımız geldi deyince herkes de bir sanki çıksa insanlar bu kadar mutlu olmaz, bu kadar sevinmezdi. Herkese bir heyecan, bir kucaklaşmalar. Öyle ondan sonra mukabelemiz başlamış oldu. Yani Allah duamızı kabul etti. Yani ilk zaten orada duaların bu kadar açık bir şekilde kabul olduğu, ben birkaç örnek aklıma gelirse anlatacağım, yer olamaz yani. Cezaevinde bir kere zaman yetmiyordu. Öyle bir sıkıntımız vardı. Çünkü herkesin bir okuma programı var. İşte kitapları bölüşerek okuyorduk. Diyelim ki parayla bir kitap aldık. Sözler diyelim. Sabahleyin ben okuyorum. Öğleden sonra şu saatlerde sen okuyorsun. Akşama okuyor böyle dönerli olarak. Kitapları bölüşerek okuyorduk. İşte bir saat diyelim okuma programı. Bir saat
Risale dersi, ondan sonra kendi şeylerimiz var, okumalar, Kur'an'dan meal dersi, spor da yapma imkanı var ve voleybol oynama saati. Yemekleri bile, işte nöbetçiler yemek hazırlıyor, zaten bir veya iki çeşit yemek. Çok çabuk yiyorduk yemekleri ki okumalar bitsin diye. Ramazan geç saatte oluyordu. İftar geç saatte oluyordu 9-10 gibi Ramazan'da. Neredeyse ya biraz daha zaman geç geçsin de iftar geç olsun diyecek noktaya geliyorduk. Spor yapıyorduk. İşte bir doktor arkadaşımız bir saate yakın ama bir insanın yapabileceği bütün sporlar, yani bu parmaklardan başlayıp yer yazın tabii dışarıda o avluda yer sporuna kadar. Bir gün gene çok enteresan, şimdi ayakta başlıyoruz spor yapmaya. Her türlü hareketler var. Adale ve kaslarla alakalı. Ondan sonra yere yatarak, betona yatarak yapılan hareketler var. Bir gün, hiç unutmak mümkün değil, tüm arkadaşlarla bunu bölüşüyoruz. Yere yattık, gökyüzünde zaten az bir bölümü gözüküyor. Yattığımız yerin, baktığımız yer gökyüzü olarak gözüküyor, teller olmasına rağmen. Olduğumuz yerin üzerinde tam yattığımız anda leylekler bir daire çizmeye başladı. Grup leylek ve bize gösteri yaparcasına bizim yer hareketimiz bitene kadar orada döndüler üzerimize. Bunu da unutamıyorum yani. Fıtri. Tamamen fıtri. Yani orada gün geçtikçe kendinden oturuyor. Yani her şeyin de bir sorumlusu oluyor. Ben orada en yaşlı olarak koğuş sorumlusuydum. Koğuş başkanı mı diyorlar işte. Gönüllü arkadaşlara işte sporu sen organize et, kitap okumayı sen organize et, işte kantinle alakalı yazma çizme, kantin geldiği zaman alma, ilgili arkadaşlara dağıtmayı filancı. Gönüllü tabii yani bu işte kitap, konferans, değişik konularla alakalı konferans veriyordu arkadaşlar şeyine göre. Akademisyen, ne bileyim doktor, branşına göre. Onları organize eden arkadaşlar vardı. Ben de hepsini birden kontrol ediyordum. Böyle fıtri olarak yürüyordu. Çok güzel ama çok kalabalık olmamıza rağmen bizi en fazla huzurlu eden, yani böyle mutlu olduğumuz nokta hep kendi arkadaşlarımız, bildiğimiz arkadaşlar. Şimdi biz 32 kişi kalıyorduk. Doğu Perençen kaldığı yerde kaldım ben. Gardiyanların demesine göre. Onların 7 kişi kaldığı yerde biz 38 kişi kaldık. Küçük oda, her odada bir kişi kalıyor normal ama biz o küçük odada 6 kişi kalıyorduk. Ranzalar arasından geçerken yan geçmeniz gerekiyor. Böyle geçme mümkün değil. Yan geçmemize rağmen kafamızı vurmadığımız gün hatırlamıyorum ben. Allah'tan çok kaliteli çok değil demir. O yüzden çok sıkıntı olmuyordu. Koğuş ağası denebilir. Öyleydi. Orada şimdi tabii ki üzüntülü, hüzünlü günler oluyordu. Benim pek içime atıyordum, hissettirmiyordum. Çünkü böyle genç arkadaşlardan çok sıkıntı olanlar vardı. Çocuğu yeni doğmuş. Mesela bir tanesini anlatayım. Bir arkadaşımız tutuklanma çıkınca hanımı da hasta. Ona da tutuklanma çıkıyor. Hasta, ağır hasta. Kurumlarımızda öğretmen olarak çalışan genç bir bacımız. Tabii hastalığı ağır olunca onu tutuklamıyorlar. Ama ağırlaşınca yetkililer, öyle söyleyeyim de fazla açmayayım, yetkililer ölme ihtimaline karşı arkadaşa diyorlar ki itirafçı ol, ölürse seni şeye gönderelim, yani memlekete, cenazeye. O da Allah'a nasıl bunun hesabını vereceğim diyor, kabul etmiyor. Sonra vefat ettikten günler sonra ancak açık görüşte vefat ettiğini öğrenebiliyor. Hep beraber arkadaşlar beraber orada gıyabi cenaze namazı. Saatlerce ağladık hep beraber ve gıyabi cenaze namazı kıldık. Bu genç bacımız o şekilde vefat etti. Arkadaşlar 3 çocuğuyla beraber, çocukları da birisi annesinin yanında, birisi İşte teyzesinin yanında, değişik yerlere de kaldı. Görüşmeye de gelemiyordu başka bir ilde. Evet.
İçeride değil ama gene sık sık revire çıktığımızda karşılaştığımız Hava Harbi Okulu öğrencilerini basından duyuyoruz. Hava Harbi Okulu'nun en genç öğrencisi, birinci sınıflar atış birincisi olduğu için seçilen çocuğun kendi anlattığı hikayeyi komutanla beraber anlatayım. İçeri girdiğinde 18 yaşını 3 ay geçmiş. Yani 18, 3 ay daha erken olsa içeri girmiyor. Diyor ki, Yalova'da kamptayız. Birden komutanımıza bir emir geldi. İşte böyle olağanüstü emir olunca komutan heyecan yaptı. Demişler ki komutana, İstanbul'da Digitürk olması lazım. Digitürk IŞİD tarafından basıldı. İyi atıcı 10 tane adam al, personel al, öğrenci al, helikoptere atla git göreve. Bize bu şekilde gelince diyor çok sevdiğimiz komutanımız, çocuğun ifadesi şu, vatan millet Sakarya diyor, hepimiz coştuk diyor, hepimiz 10 kişi içine girmek için can atıyoruz diyor. Ben seçildim diyor, atış birinciliğim var diyor, genç olmama rağmen. Seçilemeyenler ağlamış, sızlamış. Bir tanesi de helikopteri kaldırmamış, helikopterin önüne yatmış. Komutan onu da almış. Bunlar Arena Stadı'na iniyorlar. Bu hikayeleri belki basından dinlediniz. Arena Stadı'na iniyor. Bunları bekleyen arabayla göreve gidiyorlar. Heyecanlı bir şekilde. Kimsenin haberi yok. Bunlar orada kampta telefon hiçbir şey kullanmadıkları için itilalden haberi yok. Polisin de demek ki haberi yok. Polis bunları çeviriyor. Diyor ki komutana, ya ihtilal ya kötü bir şey, ihtilalın kötülüğünden, ihtilalden bahsediyor bizim komutana. Biz şaşırdık diyor, komutan da şaşırdı diyor. İhtilal yapmayın, etmeyin falan filan. Birden hepimizi aldılar diyor, polis arabasına elimizi kelepçelediler diyor. Bayrampaşa taraflarında bir yere, bir karakola gittiklerinde bu manzarayı unutamıyorum. Aklıma geldikçe ben deli gibi dışarı çıkıp böyle gece yürüyorum yani. Çocuk diyor ki, arabadan indik. Karakola gidene kadar 2 metre, 3 metre, 5 metredir. Millet bir hücum etti. Millet bir hücum etti üzerimize. Birisi uçarak tekme atmış kafasına. Kafasında iz var. Kafasında yara izi var. Polisler kurtarmış ölümden. Bana vatan emniyetinde sorulan o mafya vari şeylerin diyorum. Resmi polislere sözüm yok. Görevlerini yapan Samsun'daki emniyete sözüm yok. Bunu da dile getirmem lazım ki abartılı olmasın. O gayri resmi sorgu yapan ekip simalarını da unutmuyorum. Benim çok yurt dışı gezilerim var. İşte kimse yok mu adına. Almanya falan da çok geldim. Ben Almanca öğretmeniyim. O gezilerden işte Tanzanya'yı sordu. Tanzanya'ya gittin mi? Gittim dedim. Görünüyor zaten şeyde. Atilla'yı ziyaret edin mi dedi. Atilla bir hafta önce Türklandı diyor. Atilla Tanzanya'nın şeyi diye tutarmış işte ne bileyim abisi diye o ifade o. Ondan sonra koğuşa gelince herkes Atilla abimiz geldi diye böyle yeri geri inletti diyor. Sen de tanıyor musun? Ben tanıyorum Atilla dedim. Çünkü kimse yok burada beraber çalışmıştık. Ziyaret edin mi dedi. Yok dedim. Büyükşehir Belediye Başkanı da vardı ama falan milletvekilleri de vardı falan böyle deyince defol git dedi bana oradan. Daha üzerime gelmedi. Ben şimdi Atilla Bey'in oraya geldiğini öğrenmiş oldum. Ama biliyorum ki herhalde onu çıkarmadılar yani. Büyük bir ihtimalle Silivri'dedir. Allah'ım bana Atilla'yı gösterdi. Çok zor. 10 bin kişi var belki Silivri'de. O nasıl görüşebiliriz? O devire çıkacak. Ben de devire çıkacağım. Arkadaşların hesabına göre milyonda bir ihtimal. Ama Allah sınırsız ilim sahibi, sınırsız güç sahibi İnandığımız Allah isterse deveyi küçültmeden, toplayanı büyütmeden onu oradan geçirebilir. Benim de orada arkadaşlara yaptırdığım o duayı Allah kabul etti. Revire ben Silivri devre zaten bir kere gittim. Cezaevi arabası birinci cezaevinden başlıyor hastaneye gidenleri almaya. 2, 3, 4. 4'te beni aldı. 6'da birileri bindi. Bana diyor ki seni işte bir yerden tanıyacağım. Edeceğim ben seni tanıyamadım. Çünkü dayaktan tanıyacak şeyi kalmamış. Ondan sonra ben Atilla dedi, kucaklaştık ya olamaz dedim ya Allah buluşturdu. Neyse o gün hem Silivri Devlet Hastanesi'nin devirinde hem de çıkana kadar ayrı doktorlara gittik. 3-4 saat beraber olduk. Atilla'nın
orada vatan emniyetinde yediği dayakları, yediği işkenceleri, orada gördüğü işkenceleri hayal edemezsiniz, o kadarını söyleyeyim yani. Hayal edemezsiniz, işkenceden dolayı kendinden geçmiş, kamburlaşmış, işkenceden dolayı tedavi görüyor. İşkence yok diyen, hala yalan konuşan, oralarda buralarda uyduruk demeçler verenlere ne diyelim yani? Sadece bu benim gördüğüm, benim bildiklerim yani. Ve benim de o hastaneye giderken yaşadığım, yani işkence illa fiili olarak dayak atarak olmaz. Beni bir şeye tıkadılar, ellerim kelepçeli, sözde anju olmaya gidiyorum. 3 saat bekletiyor bir şeyin arabanın içinde, bir cezaevi arabasının içinde bekletiyor. Önce A hastanesinde, Silivri Devlet Hastanesi'nde olmuyor. Bak, Silivri Devlet Hastanesi'ne giderken veya kampüsün içindeki hastaneye giderken bir problem yok. Ben bunu duyanlar, oradaki mahkumlar için üzülmesin. Oraya gidiyor genellikle insanlar. Orada çünkü yakın orası. Oraya çok kişi gidiyor. Problem yok ama ben Silivri Devlet Hastanesi beni anca olmam için İstanbul'un bilmem diğer ucundaki Halkalı Kalp Damar Hastanesi'ne sevk etti. Bir ay sonra günüm geldi. Ben de gidiyorum anca olmaya. Ellerim kelepçeli. Arabaya biniyoruz. Beni tek kişilik odaya veriyor. Hücre odası. Arabanın içinde, jandarma arabasında 3-4 tane hücre odası var. Aldığı mahkumlar 4-5 kişi beraber. Ve benim durumumda onların eli bağlı değil. Kelepçeyi de sıkı bağlıyorlar. Arabaya binerken soğuk olduğu için ceketi çıkarmamıştım. Daha sonra kaloriferi açıyor, ceketi çıkartamıyorum, elim kelepçeli. Ter içinde kalıyorum, ayrıca grip oluyorum. Ondan sonra önce adli mahkumlar için A hastanesine, ondan sonra B hastanesine. 3 saat sonra benim hastaneme sıra geliyor, gidiyorum. Ondan sonra şey bakıyor, oradaki hastanedeki görevli gardiyan, cezaevi görevlisi, hastane gardiyanı. Ya sen niye geldin? Bugün senin günün yok. Yanlış çağırmışlar diyor. Ne yaparsın? Soruyorum. Yani hiç önemin yok. Affedersin. Hayvansın yani. Çok özür dilerim. Yani bir hayvana bu yapılmaz. Ben anca hastasıyım ki doktorların şeyine göre derhal anca olmam gerekiyor. Ve bir ay geçmiş, günüm geldi diye gidiyorum oraya. Diyor ki seni yanlış etmişler. Ne olacak peki? Bunu sormuşsun kim? Yok. Ondan sonra aynı. Orada da bekletmiyor beni. Diğer hastaların tedavisi bitene kadar bir saat arabada bekliyorum. O kadar bunalıyorum ki böyle patlayacak noktaya geliyorum. Koğuşa gittiğimde sabah 7'de çıktığım yere akşam 4'te gidiyorum. Koğuşa gittiğimde koğuştaki arkadaşlar ve doktor arkadaş beni şeye alıyor. Özel karantina mı derler, bakıma alıyor. Yani tansiyonumun belki 20'lere çıktığını söylemişlerdi. Aradan bir ay geçiyor. Ondan sonra şimdi günün geldi deniyor. Fazla uzatmayayım. Aynı şeyleri tekrar yaşıyoruz. O hastanesi, B hastanesini. Bu sefer hemen alıyor kan tahliline. Ondan sonra hadi git diyor şimdi. Yani ben kan tahlili yaptım. Silivri Devlet Hastanesi'nde kan tahlili oldum. Buraya anca geldim diyorum. Yok öyle bir şey diyor. Ya nasıl olur? Biraz tartışınca zaten fazla tartışamıyorsun jandarma başında. Senin adın şey değil mi? Ahmet Bulut değil mi diyor. Ya atıyorum Ahmet Bulut'u da işte benim adımı söylemiyor. Yok dedim, benim adım Cemil Başbay. Aa ya ben yanlış adamı tahlil etmişim. Yanlış adamın işlemini yapıyor bana. Senin bugün günün yok. Ya etmeyin, bugün beni anca alın. Geldik, bu kadar şey çektik. Yok olmaz, geri git. Üçüncüye gitmiyordum ben. Ama doktorlar ikna etti. Aynı şeyleri yaşayıp üçüncüye anca oldum. Ama giderken komutan özellikle ellerimi öyle sıktı ki, sıkı bağladı. Bir ara o ellerin kelepçelmesinden dolayı böyle kanacak noktaya geldi. O kadar bunaldım. Şeytan da sağdan yaklaştığı oldu. Kafamı az kalsın duvarlara vurup intiharı düşündüğüm teğet geçti ama. Sonra selavat getirerek, sürekli selavat getirerek gözlerimi yumup o atmosferden çıkıp uyumuşum. Öyle kalmışım yani. O bir iki saat sonra da işte jandarmaya yalvararak bir yerde durunca, işte bu adli mahkumlar için lavaboya gitmek istediğimi söyledim. Lavaboya gidince kelepçeleri çözüyorlar. Çıktığında tekrar bağlıyor. Askere zorla yalvararak şu kelepçeyi komutan görmüyor. Biraz bol bağla dedim. İşte bak kimse yok mu diyorum. Ben bir terörist değilim. Kimse yok mu da belki senin memleketinde de yardım yaptık. Belki seni ziyaret ettik. İkna ederek çocuğu komutan görmeden kelepçeleri bol bağladı. O kadar böyle
huzurlu oldum, o kadar sevindim, o kadar mutlu oldum ki. Bana deseniz ki, valla o anda deseniz ki, şu anda ne istiyorsan sana vereceğiz. İstanbul'un tüm yalıları, dünya senin olsun, ne istersin? Kelepçeleri bol bağlayın yeter derdim yani. Öyle bir noktaya gelmiştim. Evet. Ama böyle tabii geçmişe dönük, işte ne bileyim, şunu yapsaydım, bunu yapsaydım, sadece aile için değil, teferruatla alakalı şeyler oluyordu ama aşırı bir şekilde öyle bir şey yaşamadım. Tamamen kendimi oraya konsantre etmiştim. Arkadaşlarla beraberdik. Onlarla dertlerine ortak, acılarını paylaşma, sevinçlerine ortak olma şeklinde kendimizi biz 6 tane oda vardı. 6 kişi beraber kaldığımız odada yaşlılar olarak işte biraz koğuşun idarecileri gibi işte bir arkadaşımız özellikle tam bir manevi otorite mi diyeyim yani. Yani bu biraz yanlış anlaşılıyor ama ben burada söyleyeyim. Bir Ramazan, bir kandil programında bir arkadaşımız o programın ismine Efendimiz'i davet programı koydu. Arkadaşlar bir hazırlık yaptı. İşte kantinden bir şeyler getirme, çay kahve, ilahilerden yani Kur'an'a kadar her şey var programda. Programın ismi Efendimiz'i davet. Aynen bu. Efendimiz'i davet ismi koyarsınız da Efendimiz gelmez mi oraya? Bu beraber koğuşta kaldığımız çok değerli bir arkadaşımız bana dedi ki biraz kendinden geçer gibi oldu. Hocam aşağıda program, bir üst kattayız. Herkes aşağıda program başladı. Az iyi diyelim gitme dedi, yanımda kal dedi. İkimiz yukarıdayız, herkes aşağıda. Böyle ya hasta ya kaza haline girdi. Şu andaki, o andaki pozisyonu yani insan bir karın ağrısı yaşar, ağrı bir pozisyon yaşar. Ya hasta ya da başka bir şey var yani. Pozisyonu o. Kıvranıyor, ediyor. Bir şeyler sayıklıyor. Selavat getir diyor bana. Oranın havası değişti. O anda saat akşam 8. Gardiyanların da gelme saati. Gardiyanlar seni orada ip gibi görmezse sıkıntı oluyor. Ben saatten bile unutmuşum inan. Saati bile unutmuşum. Aşağıda değilim. Çağırdılar. Arkadaş gelemiyor zaten. Kıvranıyor. Hemen indim. Ya ne diyeceğimi şaşırdım. Gardiyana dedim ki başındaki arkadaş. Ya bir arkadaş rahatsız da gelemiyor. Hemen fırladı yukarı. Kardeş neyin var falan filan dedi. Ben dedim ki ona o bir şey diyemiyor gene. Cevap veremiyor. Ya herhalde bu gecenin etkisinde kaldı. Onunki herhalde şey değil, tıbbi değil falan dedim. Öyle mi ya dedi. Hiç üzerinde durmadı, çekti gitti oradan. Yani bizi rahatlattı. Bu vesileyle parantez içinde konuya tekrar döneceğim ama Silivri'de gardiyanlardan bir rahatsızlığımız yoktu. İlk günlerde çok kötü davranmışlar ama daha sonra arkadaşların hal ve hareketlerinden dolayı belki 10 kişiden bir tanesi rahatsız veriyor. Çok sert davranmalarına rağmen mecburen davranıyorlar. Mecburen niye davranıyorlar? Şimdi bu sözümü bitireyim, geleyim. Niye öyle davranıyorlar, davranmak zorundalar? Arkadaşın yakaza halini anlatıyordum. Ondan sonra kendine gelince dedi ki ağlayarak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir ashabıyla beraber geliyor, ziyaret ediyor, müjdeler veriyor. Arkadaşı o atmosfere gidiyor. Bedir ashabıyla beraber işte Efendimiz'in duasına katılıyor. Böyle bir şey yaşamıştık orada. Bu şekilde manevi atmosferde yaşanan koğuşlar çok yaşanıyor. Orada ayrı bir yer. Yani biz tamamen buna kilitlenmiştik. Okumaya, maneviyata çıkmayı da hiç ben düşünmüyordum. O da Allah nasip etti. Çünkü ben yönetici olarak yargılanan orada 3-4 kişiden bir tanesiydik. Üçüncü mahkemede çıktım. Bir dosya daha açıldı bana. Bir genel merkezin dosyası. Bir de Samsun'da operasyon oldu. Samsun'da da Samsun'un savcısı dosyayı birleştirdi. İstedi. İyileştirince Samsun'da şeyi hızlı hazırladılar. Samsun'un savcısı iddianameyi. Ben üçüncü mahkemede çıktığımda diğer benim personelim benimle beraber gelen daha iddianamesi yoktu. Bu da ayrı bir hukuk skandalı. Çok kabiliyetler ortaya çıkıyor. Benim bu konuda çok kabiliyetim yoktu ama ben de biraz işte yaptım ama tam yapamadığım noktada arkadaşlar yardımcı oldu. Bunu yapıp çok güzel. Yetinin içinde bir boşluk var yani. O boşluk Allah öyle yaratmış. Onu delip çok güzel böyle şeyler, tesbihler yapıyor arkadaşlar ve en güzel orada zaman o tesbihleri ziyaret günlerinde eşine dostuna hediye amaçlı getirme. Ziyaret sırasında onlara da çoğu zaman izin vermiyorlardı. İşte
Bazen izin veriyor, bazen vermeyince işte bir yerlere gizleyerek açık görüşe getirip hediye ediyorduk. Yani bizim için çok değerliydi. O hediyeyi onlara takdim etmek çok değerliydi. Evet, onlar oluyordu. O ziyaret o kadar önemli ki ayda bir ziyaret oluyordu. İşte iki ayda bir de ayda bir de denk geliyor. Çünkü bayramlara falan bayramlarda ekstra ziyaret olduğu için onları birleştirince ayda bir ziyaret oluyordu. Olmuştu benim bulunduğum süre içinde. Ziyaret öncesi neredeyse bir sınav olur, önemli bir program olur da uyuyamasın ya. Kimse neredeyse uyumuyor yani o heyecanla. Ondan sonra ben de özellikle arkadaşlara şunu tavsiye etmiştim. Herkes en güzel elbiselerini giysin, tıraş olsun. Bazen ben girmeden önce görüyordum yani böyle tıraşsız falan filan fotoğrafları. Hiç böyle herkes sizi ziyaret eden insanlar çakı gibi görsün böyle dimdik. En güzel elbiselerini giyip tıraş olmuş bir şekilde, duş almış bir şekilde ziyarete öyle hazırlanıyorduk. Ondan sonra gardiyanlar çağırdığı zaman ziyaret zaten yarım saat sürüyor. Benim mesela ziyaretçim genellikle eşim geliyordu. Samsun'dan gelmek bir gün önceden ya uçak ya otobüse biniyor. Ondan sonra garajı geliyor. Garajı geldikten sonra sabahleyin işte saat 7 midir nedir eğer Silivri'nin otobüsünü kaçırırsan giremiyorsun. Bu sefer garajda sıkıntı yaşıyor. Bir tek bayan orada ekranın içinde ne bekliyor? Şimdi ayrıca böyle bir sıkıntı yaşıyor. Ondan sonra oraya geliyor. Gelince neredeyse kucağımda uyuyacak vaziyete geliyordu. Ama onun heyecanı bile yetiyordu. O yarım saatlik zaman sanki yarım dakika gibi geçiyordu. Yani biz de not alıyorduk işte ne konuşacağımızı. Zamanı en iyi değerlendirmek için. O notu da korkarak alıyorduk yani. Bir yere yazamıyorsun kağıda. Eline baş harflerini işte yazıyorsun. İlk camdan görüşme oldu. Şimdi o ağlamaktan yani ilk şey neredeyse ağlamakla geçti. Hemen hemen herkes de öyle olmuş. Yani karşılıklı ağlama, duygusallık. Zaten çok kısa. 10 dakika, 15 dakika. Yani onun dışında bir şey hatırlamıyorum gibi. Duygusallığın dışında, karşılıklı ağlama dışında. Önce ilk sordukları hemen hemen herkese işkence var mı diye soruyorlar. Biz de yok dedik. Yani öyle bir şey zaten duyuluyor, ediyor. İşkence görmedik biz. Orada bu anlattıklarım daha sonra oldu. Fiili işkence de görmedik. Sadece vatan emniyetindeki o kötü muamele. Gardiyanların kötü muamelesi Silivri'de ama kötü muamele demeyeyim de sert hareketleri. Ama insan isteyerek yapmadığını hissediyor. Ben birebir bazen bir yerlere gitmemiz gerekiyordu. Gardiyanla beraber bir yere beni çağırdıklarına giderken gardiyan kameraya görüntü vermeden bana bakmadan abi kusura bakmayın ya falan dediğini yani size böyle davranmak zorunda kalıyoruz, çok üzülüyoruz. Ben de ona şunu dedim çoğuna. Oğlum eve ekmek getireceksiniz. Öyle davranmaya devam edin. Biz her şeyin farkındayız. Sakın bize iyi davranmayın. Çoluk çocuğunuz var. Eve ekmek getireceksiniz. Üzülmeyin de dediğimi hatırlıyorum birkaç kişiye böyle. O kadar. Yani gardiyanlar asla bizi rahatsız etmiyordu davranışları. O tip hayalleri işte bir koğuştaki o arkadaşlarla beraber işte o hayal kurduğum arkadaşlar bir tanesi hala orada. Çok değerli bir arkadaşımız. İşte beraber ben yurt dışı gezilerine çok çıktım. İşte Almanya'da çok çıkmıştım var benim. Yani ben şu anda Almanca kursunda Almanca hocası çoğu şeyi bana sorar yani. Çoğu yeri. Hemen hemen Almanya'nın her tarafını bilirim. Burada dahil olmak üzere. İşte Avrupa gezisini ben organize edecektim. Böyle hayaller kuruyordu. İşte Afrika'ya ailemizi de alıp işte bir Karadeniz turu yapacaktık. İşte hanımlarla beraber. Yaptığımız arkadaşlar oldu. İşte bunu çıktıktan sonra çıkan arkadaşlarla. Ama bu hayal devam ediyor. O içerideki arkadaşlar çıkınca bunları gerçekleştireceğiz gene. Böyle tabii mini hayaller insanı hayata bağlıyor. Tabii ki oluyordu. Ama çok fazla bunun altında kalmıyor insanlar. Artık hayal kuracak fazla zamanı bile yok. Ne diyorum yani okumadan. Bakın Ramazan'ı anlatayım kısaca. Ramazan'da ne zaman akşam oldu? Akşam olduktan sonra zaten 12'de falan akşam namazı, teravih 12'de bitiyor. 2'de falan 2'de 3'te sahura kalkıyorsun, sahur yemeğe. 2 ile 12 ile 2 arasında okumalar bitmiyor. Bitmediği için sahur yemeğinden sonra devam ediyorsun okumaya. Ondan sonra istirahat ediyorsun. Saat 8'de zaten gardiyanlar geliyor. O kadar dolu dolu geçiyor. Mukabele saati, işte cevşen saati. Böyle
Gece hele akşam her odada 7 oda var ya. İşte şeyden sonra teravihden sonra veya teravihden önce A odasında ilmihal dersi, B odasında risale dersi. İsteyen istediği odaya gidiyor, dinliyor. Çaycı, işte nöbetçi elinde çay, sürekli çay. Çay içen yok mu? Çay diyor. İşte çikolata, dondurma, kantinden aldığım dondurma ikramları karşılıklı. Bazı genç arkadaşlar dondurmanın üzerine çikolatayı şey yapıyordu, ısıtıyordu, üzerine döküyor falan. Böyle farklı etkinlikler o kadar müthiş, dolu dolu geçiyordu ki. Ben içerideyken birkaç tahliye oldu. İşte beklediğimiz kişilerden oldu. Tahliye haberi geldiği anda koğuşta, hatta bitişteki koğuşlar bile yıkılıyor sevinçten. Yani insanlar çok mutlu oluyor. Bir de kendilerine şey açılıyor. Yani ümit doğmuş oluyor. Benim de tahliyem işte bu dediğim nedenin dolayı. Yani kaderin bir planı bilemiyoruz. Erken iki tane dosyamın olması avantaj gibi oldu. Samsun savcısı erken hazırladı. Benim çıktığım mahkemede sorulan sorulardan bir tanesi de şuydu. İşte Almanya'ya terör gezisi yapmışsın. Paderborn'daki terör okulunu ziyaret etmişsin. Ben de diyorum ki o geziye ben sadece orada yargılanan 3 kişiyle değil. Falancı da vardı, filancı da vardı. Ünlü insanlar işte. O filancı milletvekili de vardı. Ama savcı bey onları daha önce söylemiştim. Üçüncüye tekrar edince savcı ben de bağırarak söylüyorum. Silivri'den oraya bağlanıp. Tamamen ben kopmuştum yani. Çıkma ümidim hiç olmadığı için. Savcı bey aynı şeyi tekrar edip duruyor hakim bey. O gezi ve benzeri yaptığım gezilere. Büyükşehir Belediye Başkanı dahil olmak üzere milletvekili Binur Şahinoğlu, işte falancı milletvekili, filancı iş adamı onlar da vardı. Onlar iddianameye girmemiş. Susmayınca şey fişi çektiler. Orayı terk ettiler. Orayı terk etti ben konuşurken. Hakim ondan sonra Cemil Başbay tahliye diğerlerinin tutuklanmasına devam kararı çıktı. Önce inanamadım ben. İnanamadım. Yani ondan sonra herkes hayretti yani. Şimdi bu ne diyeyim yani bunu da kimse beklemediği için benim çıkacağımı. Ben şimdi koğuşa gidip de bunu söylemek de çok zor oldu. Yani sen koğuşun şeyisin. İdareci olarak işte ben kimse yok mu? Yönetim kurulu başkanıyım. Çoğu arkadaş genel merkezin yerini bilmiyor. Biz genel merkez adına 8-10 tane ülkeye ben program yaptım. Yani gittik. Gazeteci arkadaşlara da gittik. Yaptığımız suç mu? O da ayrı bir şey. Çıktıktan sonraki bir sonraki mahkemede Samsun'da işte 6-3 ceza aldık. Tutuklanmadan devam ediyordu. Çıktığım ceza aldığım mahkemede böyle gran tuvalet mahkeme başkanına dedim ki gülerek Sayın Başkan yapılan incelemelerde işte ben bunu görüyorum Silivri'deki CD'de ne suçlama varsa temelin tırnağı her şey yazıyor. Şikayetler olmuş işte Ankara Savcılığına siz şikayet etmişsiniz. Kimse yok bunun tırtır malını kaçırmışız. İşte Pensilvanya göndermişiz falan deli saçması şeyler. Onu da ciddiye alıp Ankara Savcısı, Samsun Savcısı'na, Samsun Savcılığı da kaymakamlara, kaymakamlar Emniyet Müdürlüğü'ne bir yıl boyunca müthiş bir inceleme olmuş. Bunları anlattım ben. Hakim Bey dedim, Sayın Başkan dedim. İşte bu devletin önemli birimleri meşgul edilmiş. Toplu iğne ucu kadar bir hatamıza rastlanmamış. Daha sonra kumbaralarımız incelenmiş. Ben görüyorum bunları. Her kumbara açıldığında hem denetleme masası yetkilisi hem de benim imzamla nereye çıktığı, paraların nereye harcandığı tespit edilmiş. En ufak bir hataya rastlanmamış. Eğer hataya rastlansaydı bizim neyle yargılanacağımız belliydi. Karar verirken göz önünde bulunmanızı rica ediyorum deyip oturdum. Yani biz bir suç işlemedik, bir hata yapmadık. Yani kimse yok bunun başkanıyım derken yani böyle suçluymuş gibi öyle bir şey yok. Biz hiç kimsenin yani resmi evraklarda bile en ufak bir hatamız bulunamayan bir derneğin ben yöneticisiydim yani. Evet. O kadar zor oldu ki ben neredeyse oraya girmek istemiyorum. İşte arkadaşlar tabii böyle çığlık attılar, şey yaptılar. Onları da beklemiyordu. Ben oradan çıkana kadar kendime değildim yani. Yani namazı bile böyle yanlış kıldığımı hatırlıyorum. Çünkü öyle bir şey yoktu. Yani arkadaşları orada yalnız bırakma. Şimdi çıkmadan mahkemeye giderken dua edilir. Ben de hep arkadaşlara çıkmak için değil, en güzel bir şekilde savunma yapmam için dua
ediyordum. İlk zaten mahkemede bu şekilde arkadaşların hepsini topladım. Ben söyleyeceğim, siz dua edin dedim. Allah'ım, ben konuşma kabiliyeti olan biri değilim ama söylemek istediğim çok şey var. Bana bunu söylemem için fırsat ver diye söyledim. Arkadaşlar hep beraber amin dedi. Çıkmam için kimse dua etmesin dedim yani. Hayırlısı için dua edin ve bunun için dua edin dedim. İnanın bak, orada duaların kabul olduğu yer dedim ya. Normalinde mahkemeler keser. Ben ne profesörlerin ne şeylerin sesinin kesildiğini biliyorum. Grup yargılanıyoruz. Ben Silivri'den bağlanıyorum. Öğlene kadar ben konuştum. Öğleden sonra diğer 16 kişi konuştu. Öğlene kadar. Saat 10'da başladı, 12'ye kadar. Ve mahkeme başkanı da hiç kesmedi. Çok da rahattım. Ben de teşekkür ediyorum ben. O mahkeme bana ceza ver. Tamam. Gerçeği kabul ediyoruz yani şu andaki pozisyonu. Ama benim sözümü kesmeden ben söylemek istediğim her şeyi, amacım neydi? Birebir orada beraber değildik. Grup en az 100 kişi, 200 kişi dinliyordu orada. Şeydi, çatı davasıydı. Ben kimse yok bunun resmi bir dernek olduğunu, susuz olduğunu, neler yaptığını izah etme. Ondan sonra mantıksızlığı izah etme. Bana yapılan suçlamalardan bir tanesi de işte 2014 yılında Hidayet Karacalar'ın işte ne bileyim şeyin Zaman Gazetesi'nin işte yöneticilerinin tutuklanmasını protesto mitingine katılmışım. Elimde Zaman Gazetesi'nin şeyi en önde. Bu 25 Aralık 17 Aralık'tan sonra olduğu için suç. Ben de buna savunma yaparken diyorum ki evet katıldım ama resmi izin alınmış. Alden'in önündeki bir şey. Hakim Bey dedim orada. Bak herkes duydu. Aynı kategoride suçlanan kimse yok mu derneğinin, kimse yok mu da işte o program yapan aktif eğitim sende aynı şekilde iddianamede geçiyor. Terör örgütünün denekleri. Kimse yok mu derneğinin aynı yıl Atakum Kültür Merkezi'nde yaptığı programa, yani benim başkanlığımda benim yaptığım programa katılan milletvekilleri ve belediye başkanlarının neler söylediklerini, neler konuştuklarını avukatım size takdim edecek. Ve tekrar ediyorum, hakim Bey diyorum, 2014 yılından bahsediyorum ve 2014 yılı, o demişti ya 17-20 yıl sonra diye, ben de çok tarih etmeden 2014 yılı 17-27 Aralık'tan sonra oluyor dedim. Böyle üzerine basarak. Şimdi ne oldu? O milletvekillerini tutuklattılar diye bir derdim yok benim. Ama saçmalığı orada vurguladım. Onu da en azından hakim savcı birbirine baktı. Onlar da işin farkına vardılar. Madem 17-27 Aralık baz alıyorsun, benim yaptığım o programı da, o terör örgütünün o programını da katılanları da al. Alabiliyorsan. Alamıyorsan beni çıkaracaksın işte yani, ne bileyim yani.